Resul-i Ekrem'i düşmanlar zehirlemişler. Hayver'de kuzu pişirmişler. Efendim davet etmişlerdi. Kuzuyu zehirlemişler. Ve zehirli kuzuyu Resul-i Ekrem'in önüne vermişlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve yanında Ebu Bekir Sıddık vardı. Bir de bir sahabeden bir zatı vardı. Onlar yemeğe sundular. O sahabe karnı fazla acıkmış galiba. Hemen aldı ve yedi ve hemen öldü o. Buna çok tesir etti zehri, öldü. Hacı da Ebu Bekir Sıddık'la Resul-i Ekrem Efendimiz şey yerken Cenab-ı Peygamber aldı. Kuzu söyledi Cenab-ı Peygamber'e mucizatten. Yeme beni ya Rabbi Allah dedi. Şimdi ben zehirliyim dedi ama Cenab-ı Peygamber'e rütbe-i şehadet verileceği için eksik kalmayacak. Bütün indi ilahide mertebe, meratip neyse hepsi peygamber et, hepsi verildiği için şehadet mertebesi de verilecek. Onun için zehir onun bir defa etme gitmiş olduğu. Sıddık Ekber de böyle oldu. Fakat zehir öteki hemen böyle defadan ölmek fücreten, vehveten öldüğü gibi Efendimiz'den Ebu Bekir Sıddık Hazretleri öyle ölmediler. Yani zamanlar üzerinden geçti. Cenab-ı Peygamber'e 6 sene kadar bir zaman geçti. Seyyidina Ebu Bekir Sıddık'a da 8 sene kadar bir zaman geçti. Zehir öyle tesirini gösterdi. Hemen vehveten göstermedi yani. Fakat o sahabedeki sahabe hemen yuttu, o öldü. Öldü, şehit oldu. Sonra Cenab-ı Peygamber kendisini zehirleyen, yani kendisini evine davet eden, kendisine efendim nimet diye zehri veren kimseyi, bir kadındı efendim. Onu affetti peygamberi, ona kısas veren yapmadı. Affı peygamberiye uğradı, affetti onu. Bunlar ola giren şeylerdi, enbiya üzerine yani. Nuh Aleyhisselam'ı da böyle efendim kavmi döverlerdi. Nuh peygamberi döverlerdi. Hatta ciğerlerinde yara peyda oldu peygamberin. Ha, diğer enbiyadan da böyle şehit olanlar var. Hazreti İsa'ya kastedildi. Diğer enbiyadan da. Sonra Hazreti Zekeriya biçildi. Cirris Aleyhisselam'ı paramparça ettiler. Yahya'yı katlettiler. Hani peygamberlerin başına böyle şehadet gelir. Yani peygamberine mani değildir. Onun için Hazreti Muhammed'e zehirli denildi. Peygamberine mani değil yani böyle şey, şehadetin gelmesi başına. Belki rütbeleri âli oluyor. İndi ilahide derecatları yükselmektedir. Şehadetin kadri kıymetini bilenler ve belanın da kadri kıymetini bilen evliler Allah'tan bela beklerler yani gelsin diye. Bela gelmediği vakitte üzülürler. Demek ki Allah bizim alakayı kesti. Bize hiçbir neşesi yok. Bizden bir şakalaşmıyor. Biz hep rahata kavuşuyoruz. Rahata kavuşuyoruz. Rahat tarafına falan. Onlar öyle değil. Onlar mesaim üzerine gidiyorlar. İşte Hüseyin Aleyhisselam. Yani Hazreti Peygamber'in torunu. O da şehit oldu. Efendim Fırat Nehri'nin kenarında bir yudum susuz olarak öldü. Ve koşa koşa gitmişti oraya kendisi. Çoluğu çocuğu 72 yaralarıyla beraber. Onun için belki bizim Amerikalıların, sizin ve bizim yani gene bizde pişmeyenlerin belki bu akıl ermez kafalarına bir şey olabilir, böyle düşünebilirler yani. Ne demek böyle musibet geliyor? Hep veliler kurtulmalı, sırt üstü yatmalı, gölge altında oturmalı falan. Ha, öyle değil. Yine bütün veliler böyle. İşte okudunuz, işittiniz, duydunuz. Hallacı Mensur, Nesimi, diğer Necmettin-i Kübra, Feridettin-i Attar, ne kadar böyle İslam sofileri ve Hristiyan azizleri varsa onlar da bir mesaifli musibetle gittiler bu alemde. Müsevi olsun, Hristiyan olsun, din saliklerinden bu şekildeki yükselen cemaat azizlere böyle musibetler isabet eder. Binlerce Beni İsrail'den peygamberleri katlettiler, öldürdüler, parçaladılar. İşte sabrı sebat ve halka fazilet numunesi ve Cenab-ı Hak gene kullarına bak beni sevenler benim verdiğim musibetlere nasıl tahammül ediyorlar. Görün, gafillere arifleri gösteriyor. Ve benim Rabbim Allah'a diyen ve Allah'a teslim olan kişi nasıl Allah yoluna başını veriyor? Bunları göstermekte baştan aşağı.